Bir memleketin cömert, adil bir sultanı varmış. Bu sultan dağlardaki kuşlardan, hayvanlardan tutun, börtü böceğin bile rızkını temin için yiyecekler dağıtırmış ormanlara. Bitkiler için sulama kanalları yaptırır, gübreler döktürürmüş. Memleketinde kimsenin hakkı asla yenmez, herkes onun adaletine güvenirmiş. Zalim kim olursa olsun hesabı sorulurmuş. Bu sultan çöllere, denizlere fetihler yapmak üzere ordular gönderir, insanların kendi idaresinde mutlu olmaları için gece gündüz uğraşırmış. Çalışkan, merhametli, sevilen, adil bir sultan. Bu sultanın çöllerde canı pahasına düşmanla savaşan, yaralanan, aç susuz kalan ve birçoğunun da o savaşlarda dostlarını, evlatlarını kaybetmiş ordusu fetihler yapıp payitahta geri dönmüşler. Diyebilir misin ki bu derece adil ve merhametli olan o sultan, savaşmayan asilerin cezasını, cihad eden itaatkarların mükafatını vermesin, veremesin? Elbette verecektir. Şimdi ezel ve ebed sultanı olan Cenab-ı Allah, şu dünya çölündeki Efendimiz ve 124 bin enbiya, yüz binler evliya, asfiya vesair muti kullarına cenneti açıp onları mükafatlandırmaz mı? Asileri cezalandırmak için cehennemi getirmez mi? Elbette bir diyar-ı ahir var ve orada kayda geçen zerre hayrın, zerre şerrin hesabı sorulacaktır.